Sağlık TV'de bugün sizlere yine çok güzel bilgiler vermek için çok güzel bir yerdeyiz. Yanımızda Meral Biçer ve Kerem Baykal var. Bize bugün selülitle ilgili güzel bilgiler verecekler ve doğru bilgiler verecekler. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler, sağ olun. Evet. Selülit biz bayanların çok büyük bir problemi ve gerçekten aslında kimi zaman önlenebileceği düşünülüyor bazı insanlar tarafından ama aslında bundan tamamen kurtulamayacağımızı da biliyoruz. Neler yapabiliriz bunu azaltmak adına? Bize biraz bilgi verir misin? Şimdi aslında selülit başladığı zaman, önlem aldığınız zaman selülitin yerleşmesini önlüyorsunuz. Bizler tabii şu andaki eski nesil olarak baktığımız kişilerde böyle teknolojik imkanlar yoktu. Ama bizim zamanımızda da çok fazla selülit yoktu. Yani şimdi bakıyoruz çok genç kızlarda şort giyiyorlar çünkü mini eteklerle dolaşıyorlar. Oturdukları anda bacak bacak üstüne attıkları anda gördüğüm selülitler var. Çok erken yaşta dediğim oğlumun arkadaşları, kız arkadaşlarında bakıyorum hemen selülitleri dalgalanmaları görüyorum. Bunlar ya zaten selülitin kadınlarda hormonal bir etkisi oluşumunda olduğu için östrojen hormonunun etkisiyle selülit meydana geldiği için genetiğin de çok büyük bir etkisi var ama şimdi yanlış beslenme de var. Hareketsizlik var. Bir dolu sebebi var selülitin. Bugüne kadar da sadece belli masajlarla, el masajlarıyla falan ya da işte belirli kremlerle ancak belki beyin ona inanıyordu hani tedavi ediyor bunlar diye biraz azalabiliyordu. Ama şimdi çok güzel cihazlar var selüliti tamamen sıfırlamasa bile oturduğunuz ayak ayak üstüne attığınızda bacağınızda görünmeyen ayakta durduğunuzda selülitiniz olsa bile asla portakal kabuğu görünümde durmayan bayağı sütun gibi bacaklarınızın göründüğü durumlara gelebiliyor. Ama selülit derinlere kadar sıfırlanmıyor eğer üçüncü, dördüncü derecede ise. Ama birinci derecede ise bu gerçekten sıfır hale, yakın hale gelebiliyor. Bunun için erken dönemde genç kızlarımıza buradan uyarmak isterim. Hatta Kerem Hocam öncelikle tabii dermatolog olduğu için ciltlerinin sıkılığına da bakıyor. Hangi yerlerde selülit yerleşmiş onlara bakıyor. O bölgelerdeki dakikalarımız değişiyor lazerimizin. İşte 15 dakika popo kısmında çalışıyorsak belki bir 5 dakika bacağın alt kısmında çalışmamız gerekiyor. Onları Kerem Hocam kendisi ayarlıyor. Yani çok güzel sonuçlar alınabiliyor. Peki bu cihazlarla bu azalmayı sağlamanın süreci nedir? Yani geliyoruz, başlıyoruz bir şeylere. Ne kadar sürüyor? Bu değişiyor mu Şimdi şöyle tamamen? söyleyeyim, bir kere selülit çok zor tedavi edilebilen bir durum ve gerçekten bugüne kadar herkes çeşitli yöntemleri uygulayıp hemen hemen çok başarılı sonuçlar almadığı için selülit tedavisine de inanmıyorlar. Ama şu anda çok yeni bir cihaz var. Amerikan Dermatoloji Derneği'nin selülit tedavisinde önerdiği ilk ve tek cihaz. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü biz dermatologlar olarak da çok fazla bugüne kadar inanmıyorduk yani selülitin tedavi edebileceğine. Şu anda bu cihazla inanmaya başladık ve inanıyoruz. Bak sonuçları görüyoruz. Kendimiz de yaptıkça daha da inanıyoruz. Çünkü alet hem lazer ışınlarıyla, bir diyot lazerle, hem infraruj ışınlarıyla, hem de vakumdan üçlü bir etki etme sistemine sahip. Eskiden çünkü selülit tedavisinde ya sadece vakum vardı, ya sadece infraruj vardı, vakum artı infraruj vardı, ya sadece lazer vardı. Şimdi bu son teknolojide üçü bir araya getirmiş durumda. Üçü bir araya geldiğinde etki çok fazla artmış durumda ve aynı zamanda kişi de selülitle birlikte ciltte sıkılaşma yapıyor. Lazer ışınlarıyla ciltteki kolajen tabaka uyarılıp cildin sıkılaşması ve toparlanması sağlıyor. Böylece bir iki bedende incelme meydana geliyor. Yani hem cildimiz selülitini azaltıyor, eğer azsa sıfırlıyor, çoksa azaltıyor, hem de bir iki beden cilt toparlanıp sıkılaşıyor. Ve bunu 8 seans gibi kısa bir sürede, bu 8 seansı haftada 2 defa uyguluyoruz. Yani bir ay gibi kısa bir sürede hallediyor.
Hatta Amerika'da evlenme programlarında genç kızları bunu haftada 4 defa yaparak 2 hafta içerisinde de balayına hazırlama programları içerisinde alınmış bir cihaz. Yani şöyle söyleyebilirim, maksimum 8 seansta, yani bir ayda selülitleriniz çoksa az seviyeye, orta ve azsa çok aza veya hiç seviyesine geliyor ve bir iki beden de inceleme yapıyor. Böyle bir tedavi. Çok yeni bir cihaz olduğu için ben henüz hiç kimsenin bunu daha duyduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok yenilerde birçok ünlümüzün bu yaz aylarında televizyon programı sunarken ben hep dikkat ediyorum. Ayak ayak üstüne atıyor. Şu kısmında mutlaka selülitini görüyorum ki çok genç olmasına rağmen ki bizim orta yaş dediğimiz 50'li 40'lı yaşlarda inanılmaz ki onu da sizin medyanın sayesinde görüyoruz. Geçenlerde bir Zuhal Olcay örneği vardı. Geçenlerde yine Nurgül Yeşilçay'ın bu akademide bakıyorum yani hiç hoş görünmüyor. Çünkü onlar gençler onlara bakarak ya Nurgül Hanım ya da işte Ajda Pekkan ya da şu ya da bu bunu gideremiyorsa Zuhal Olcay bu halde geziyorsa çaresi yoktur diye düşünüyor. Onun için çok bilinmiyor. Halbuki çok kısa sürede 8 seans gibi kısa bir sürede. Çünkü eskiden radyo frekanslar ayda bir kere yapılıyordu. 3 aylara, 5 aylara uzuyordu. Kişi işte aman ben Mayıs'ta başlasam ne olacak? Bütün yazı selülitli geçireceğim diye düşünüyordu. Hayır, bu 15 gün gibi kısa bir sürede hocamın da dediği gibi balayına hazırlayan bir alet olarak Amerika'da, Avrupa'da kabul gördü. Kısa sürede gerçekten ben gözlerimle gördüm. Mucize dedim. Bu bir mucize olamaz dedim. İnanılır gibi değil ve çok teşekkür ediyorum yani bunu bulan insanlara, kadınlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü erkekler bizi hemen selülitlerimizle damgalıyorlar. Bu çok var, onda selülit var, bunda yok. O yüzden ben kadınlar adına bu cihazı emeğe geçmiş herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bu o işlemi gördükten sonra o 8 seansın sonunda aynı formu koruyabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Bizim bu cihazla yine Amerika Sağlık Örgütü'nün FDA onayının verdiği onay 6 ay sonra bir seans daha girmek, 1 yıl sonra bir seans daha girmek. Bunu koruyorsunuz. Bu durumu koruyorsunuz. Ancak tabii ki selülitin oluşmaması için belli şeyler vardır. Suyunuzu içeceksiniz. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Bunlar olduğu müddetçe ve bu sisteme de uyduğunuzda selülitleriniz artık sizin için çok büyük dert olmayacaktır. Yaz aylarında bence verebileceğimiz en güzel bilgiyi vermiş olduk buradan. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bize ederim. ve izleyicilerimizle bu Ben bilgileri teşekkür ederim. paylaştığınız için Sağlık TV izlemeye devam edin.